Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde Kirsten Kostas davasından bahsedeceğiz. Bugün de liseli gençler arasında yaşanmış ve gerçekten yine inanılmaz diyebileceğimiz bir davadan bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce Karanlık Dosyalar podcast'ini dinlemediyseniz hala açıklamaların en başından dinleyebilirsiniz. En son yayınladığımız bölümde soru cevap yaptık ve ondan öncekinde de Anatoly Moskvin davasını işlemiştik. Önceki videomu izlediyseniz birazcık oradan da zaten aşinasınızdır. Ayrıca beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz Instagram buralarda, bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Evet, şimdi videomuza geçelim. Kirsten Kostas'ın ailesi Orinda, Kaliforniya'da yaşıyordu ve buraya taşınmalarının sebebi de aslında hem çok iyi okullar olmasıydı hem de güvenli bir çevre olduğu bilindiği içindi. Ve Kirsten'ın babası Arthur, annesi de Berit Kostas böyle çok çekici, arkadaş canlısı insanlardı. Hani karakterleri çekici derler ya, öyle insanlardı. Ve hemen bulundukları yere, bu yeni taşındıkları yere uyum sağlamayı başardılar. İki tane çocukları vardı. Birisi Kirsten'dı zaten bahsettiğim gibi. Diğeri ise onun küçük kardeşi Peter'dı. Arthur 3M Corporation adlı bir şirkette yönetici oldu ve Barrett ise evde kalıyordu. Çocuklara bakıyordu. Bir ev hanımıydı yani. Evlerin yakınındaki yüzme ve tenis kulüplerinin de aktif üyeleriydiler ve durumları da iyi olduğu için yani bayağı sosyal şeylere de katılma fırsatları oluyordu, kurslara vesaire. Kızları Kirsten ise Orinda'daki tek devlet lisesi olan Miramonte Lisesi'ne gidiyordu. Umarım böyle okunuyordur. Yani yazılışı böyle en azından. Ve bu okulda sadece akademik alanda değil, aynı zamanda spor alanında da çok kişiyi yetiştirmiş olmakla bilinmekte. Mesela ünlü kişilerden Ken Dorsey, Brian Barker, Drew Bennett gibi kişiler buradan mezun olmuşlardı. Neyse, Kirsten, anne ve babası böyle birazcık daha sessiz, sakin insanlar olsa bile onları tam tersiydi söylediklerine göre. Yani böyle sürekli evin içinde müzik dinlerdi, dans ederdi, işte telefon görüşmeleri yapardı. Böyle hayat dolu bir kız olarak tanımlıyor annesi onu ve evin enerjisi tamamen ondan geliyordu diyor. Kirsten genellikle şirin olarak tanımlanıyordu insanlar tarafından. Genellikle tatlılığıyla dikkat çekerdi. Çünkü böyle kısa kahverengi kıvırcık saçları vardı ve hani onun yüzüne böyle çok tatlı bir hava kattığını söylüyorlardı insanlar da. Ayrıca böyle çok zayıf, minyon bir kızdı. Bir de varlıklı bir ailenin de çocuğu olunca çevresindeki insanlar ona birazcık gıpta ediyorlardı. Yani en azından okuldaki arkadaşları diyeyim, onun gibi olmak istiyorlardı. Lisede tabii herkes ergenlik döneminde olduğu için dış görünüşe çok önem vermeye başlarlar. Ve bundan ötürü de Kirsten da zaten doğal bir şekilde güzel olduğu için, güzelliğinin ve dikkat çekiciliğinin yanı sıra, popülaritesinin de yanı sıra bir de varlıklı bir aileden gelince herkes artık ona özenmeye başlamış. Bunların yanı sıra zaten kendisi çok böyle arkadaşları tarafından esprili, dışa dönük ve kendine güvenen birisi olarak tanımlanmakta. Arkadaşları aynı zamanda bir de alaycı yanı olduğunu söylemekteler. Yani Kirsten böyle genellikle sarkastik yorumlar yapar ve milleti o şekilde güldürürmüş. Bütün bunların yanı sıra popülerite, dış görünüş, karakter, özgüven, bunların hepsinin yanı sıra Kirsten bir de amigo kızlar arasındaydı. Pompon kızlar da diyebiliriz. Yani bir cheerleader'dı. Ek olarak bir üniversitenin yüzme takımı üyesiydi ve Bobbies diye bilinen böyle bir sivil bir grubun katılımcısıydı. Ve bu sivil gruba katılması da zaten onların Kirsten'a istek götürmeleriyle olmuştu. Yani onlar davet etmişlerdi. Kirsten bir başvuru vesaire yapmak zorunda kalmamıştı açıkçası. Ve çok da sıkı olduğu söyleniyor bu Bobbies denen sivil grubun bu arada. Hani girecek kişileri bayağı böyle mülakatlardan falan geçirirlermiş ama Kirsten direkt aralarına istemişler. Ek olarak bir de bir tane üniversitenin yüzme takımı üyesiydi. Ve bütün bunları yaptığında Kirsten 15 yaşındaydı. Yani çok çok genç bir yaşta. Ve anlayabilirsiniz yani neden diğer öğrencilerin ona özendiklerini, onun gibi olmak istediklerini. Doğal olarak hakları var yani. Ama hani daha önce dediğim gibi böyle işte dış görünüş olarak ergenlikte çok etkilenmemiş olmasına ek olarak karakter olarak da çok etkilenmemişti. Yani böyle çok işte depresif bir moda girmemişti. İnsanlarla anlaşmaya, ailesiyle anlaşmaya her zamanki gibi devam ediyordu. 1984 yılının yaz aylarının başında, yani okul dönemi bittikten
hemen sonra Kirsten'ın evine bir telefon geldi. O sırada Kirsten evde yoktu, dışarıdaydı ama annesi açtı telefonu ve arayan kişi Bobby's'den birisiydi. Bu Bobby's dediğim topluluktan birisiydi. O da annesine Bobby's arasında gizli bir akşam yemeği düzenlendiğini ve Kirsten'ın da gelecek hafta cumartesi gelmesi için ona izin verip veremeyeceğini sordu. Annesi de hani tamam dedi, gidebilir tabii ki dedi. Bobby's'de bir sürü etkinliğe gidiyordu ve bu yemek de onların arasında bir sır olan böyle onlara özel bir yemekti söylediğine göre kişinin. Bundan sonrasında hani annesi kim olduğunu sormadı bunun Bobby's'den birisi olduğunu söylediği için ve arayan kişi de Kirsten'ı akşam saat 8.30 gibi akşam yemeği için evinin önünden alacağını söyledi. O gün geldi ve Kirsten arkadaşının arabasına bindi. Ardından da gidecekleri yere gittiler. Ama daha sonra Kirsten bir noktada durdukları bir otoparkta arabadan indi ve orada bir arkadaşları olan Alexander ve Mary Jane Arnold yaşıyordu. Onların evine gitmeye karar verdi. Onlar da hani ne oldu, nereden esti, neden geldin diye sorduklarında Kirsten bir arkadaşıyla dışarı çıktığını arabayla ama arkadaşının ona birazcık garip davrandığını söyledi. Ve hani onun yanında durmak istemedim, sizin evinizden annemleri arayabilir miyim, gelip beni alsınlar diye ricada bulunacaktı. Onlar da izin verdiler. Tabii ki arayabilirsin dediler ve Kirsten o akşam anne babasını aradı, evlerini yani. Oradan cevap gelmeyince anladılar ki evde kimse yoktu ve Alex Arnold da kendi evine götürmeyi teklif etti Kirsten. Hani gel bende otur, ondan sonra annenler gelince de çıkarsın eve geçersin dedi. Ardından da birlikte arabaya binip yola koyuldular. Alex'in söylediğine göre Kirsten arabada gayet sakindi, konuşkandı, işte okul aktivitelerinden, sosyal hayatından vesaire bahsetmişti ona ve keyfi yerinde gibi görünüyordu. O bahsettiği yani arkadaşının garip davranması çok etkilememiş gibiydi onu. Ama farkında değillerdi ki bu bahsettikleri arkadaş da arabayla onları izliyordu. Arkalarından geliyordu yani. Kirsten arabadan indi. Arnold'un evine doğru ilerliyordu. O sırada Arnold da hala arabadaydı. Bir işi mi vardı artık, neydi bilemiyorum. Ve o sırada böyle korkunç bir şeye şahit oldu. Daha doğrusu duydu diyeyim. Çünkü Kirsten'ın böyle çığlıkları geliyordu evin oradan. O da böyle ne olduğunu daha anlayamadan baktığında birisinin koşa koşa öndeki arabaya binip oradan hızla uzaklaştığını fark etti. Ve o da hani bir böyle yumruklaştılar, bir kavga oldu diye düşünmüştü. Bundan dolayı da o kişiyi yakalamak için arabadayken hazır arkasına takılıp onu takip etmeye başladı. Ama farkında değildi ki aslında bir yumruklaşma yaşanmamıştı. Kirsten bıçaklanmıştı. Ve Kirsten o gittikten sonra yani can havliyle sürüne sürüne resmen yan komşunun kapısına gitti ve kapıyı yumruklamaya başladı. Onlar kapıyı açtıklarındaysa da içeriye böyle can havliyle kendini attı. Onlar işte polisi arayın, yardım edin, biri bıçakladı beni diye yalvarıyordu. Ve onlar da hemen çabucak polisi aradılar, yardımı çağırdılar. Ama maalesef Kirsten o gün hayatını kaybetti. O gün gece saat 11 olduğunda 23 Haziran 1984 Cumartesi günü Kirsten Costas'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Sebebi ise aldığı yaralardan bir tanesinin ana atar damarını bölmüş olmasıydı ve bundan dolayı zaten aslında yaşama şeyi çok düşüktü ihtimali. Bunun ardından tabii yaşadıkları bölge yani Orinda'nın halkı bu konuda dehşete düştüler artık. Yani çocuklarına güvenemeyecekler miydi? Çocuklarını dışarıya gönderemeyecekler miydi? Hani bu kadar popüler, sevilen bir kızın başına bu geldiyse başkalarının başına da gelebilirdi bu. Ve hani güvenli olduklarını düşündükleri kasabalarında gerçekten akıllarına gelmeyecek şekilde bir olay yaşanmıştı. Resmen bütün kasaba Kirsten için yas tutuyordu ve hatta cenazesine de kasabadaki birçok insan katıldı. Bunların arasında tabii Kirsten'ın arkadaşları da vardı. Müfettişler de hem arkadaşlarını hem çevredeki insanları kimi bulabilirlerse sorgulamaya başladılar. Ama daha çok öğrencilere odaklandılar ve yalan dedektörü de dahil birçok test yaparak sorguladılar. Ama maalesef bunların sonucunda hiç kimseden net bir şey çıkmadı. Ne bir suçlu ne de bir masumiyet ortalığa çıkarılabildi yani. En sonunda artık İnsanlar bir kişiden şüphelenmeye başladılar. Kirsten'ın okulda böyle popüler bir kız olduğunu biliyoruz ve arada bazılarına sataştığı da bilinirdi. Hani bunları şakayla yaparak mı yapıyordu bu konuda yoksa gerçekten onların üstüne mi gidiyordu bilemiyorum. Çünkü biraz da sarkastik bir karakteri olduğu söyleniyordu hatırlarsanız. Böyle alaycı bir yapısı vardı diye biliyorum. Bundan dolayı hani ne kadar ciddidir bilemiyorum. Ama bu kişilerden Nancy Kane diye bir kız vardı. Ve Nancy böyle gotik tarza sahip bir kızdı.
Hani o tarz kıyafetler giyerdi, makyajını, saçını öyle yapardı, dinlediği müzikler, hayat tarzı vesaire. Ve Kirsten da söylenenlere göre bir aralar onunla arkadaştı ve aynı arkadaş grubundaydılar. Ama nedense arkadaşlıkları böyle zamanla hani soluk gitmişti diyeyim. Yani ortalıkta arkadaşlık kalmamıştı, artık çok görüşmüyorlardı. Ve aralarında da böyle gerçekten iyi bir ilişki de olmadığı söyleniyor. Çünkü söylenenlere göre Kirsten ona sürekli takılırdı böyle. İşte hani laf mı atıyordu, artık ne yapıyordu bilmiyorum ama sanırım Nancy, Kirsten ve onun arkadaş grubu tarafından zorbalığa uğruyordu benim anladığım kadarıyla. Bir yandan da böyle gotik bir kız olunca tabii ki eski yıllardan da bahsettiğimiz için 1984'ten bahsediyoruz. İnsanlar çok daha ön yargılıydı o zamanlar bu tarz şeylere karşı. Şimdi mesela gerçekten ben çok beğeniyorum açıkçası gotik tarzı ve yani yapabilsem gerçekten iyi yapabileceğim ya da yakışacağını düşünsem ben de denerdim ama yani şu an ben mesela hayranlıkla bakıyorum ve biliyorum ki çoğu kişi de hayranlıkla bakıyor böyle gotik tarzı olan insanlara vesaire. Ama yani o zamanlarda bu konular daha böyle ön yargıyla yaklaşılıyordu. Ve maalesef ki Nancy hakkında bin bir türlü dedikodu çıkardılar. İşte Kirsten'la zaten arası iyi değildi. Bu evinde işte satanist ayinler yapıyormuş. Bu kız işte şeytana tapıyormuş. Bu kız şöyleymiş, böyleymiş diye. Ve herhangi bir tutuklama da olmadığı için davada net bir şekilde polisler birini bulamadıkları için insanlar sürekli onun üstüne gelmeye başlamışlardı. Artık onunla hiç kimse konuşmuyordu. Yani sırf okulu da geçtim, kasabadaki insanlar bile konuşmuyorlardı. Ve kızı böyle sürekli dışlayıp zorbalığa maruz bırakıyorlardı. Resmen kendi doğup büyüdüğü kasabada böyle dışlanan birisi haline gelmişti Nancy. Yalan dedektörü testine girmesini istedi polis en sonunda. Ama annesi babası bile korkmuştu artık. Yani bu kadar dedikodu, bu kadar şey var, yalan dedektöründe ne çıkacak da kızımızın başı belaya mı girecek diye. Ve annesi izin vermedi. Hayır, ben istemiyorum çocuğumun yalan dedektörüne girmesini dedi. Ve artık bu dışlamalar ağır bir seviyeye gelmişti. Artık kızın da psikolojisi bozuluyordu, dayanamıyordu. Bundan dolayı Eylül ayında Nancy ailesiyle birlikte başka bir yere taşındı. İngiltere'ye taşındığını okudum bir yerde. Ve başka bir okulda artık okumaya başladı. Ama tabii ki hala bir tutuklama olmadığı için davada hala Nancy'nin suçlu olduğu düşünülüyordu. Kaçması da aslında onların ekmeğine yağ sürmek gibi olmuştu bir yerde. Ama yani onların arasında kalıp da böyle suçlandığı bir yerde de çok iyi bir şey olmayacaktı bence onun için. O gitse bile söylentiler, teoriler her yerdeydi yine de. İnsanlar böyle sürekli kasabalarından birinin bunu yaptığına inanmak istemiyorlardı ve hani bizim içimizden birisi bunu yapmaz, kesin dışarıdan gelen birisi yaptı diye düşünüyorlardı. Ama zaman böyle geçti, en azından yaz diyeyim. Ve Kirsten Kostas olmadan bir yeni okul dönemi daha başladı. Ama bunu yapan kişinin haberi yoktu ama FBI davaya dahil olmuştu. Polisler FBI ile iletişime geçip böyle insanların gördüğü kişi hakkındaki bilgileri vermişlerdi. Özellikle de mesela Arnold demiştim ya, görmüştü bir kişiyi koşarken diye. Çok böyle nadir görse bile böyle hafif kilolu, sarışın, yuvarlak yüzlü bir kız görmüştü ve bu onun tarifini vermişti. Ondan sonra tabii bu polisler de bir şey çıkarmaya çalıştılar buna dair ama çok net bir profil oluşturamamışlardı. Çünkü FBI'da karakterinize kadar böyle kişilik analizi yapabiliyorlar. Mesela Kirsten'ın nasıl bir karakteri olduğunu, bir bilgilerini alıyorlar. Hayat tarzını, kimlerle görüştüğünü vesaire. Ve hani Kirsten'a bunu yapmasına sebep olabilecek, kimlerin buna sebebi var diye düşünüyorlar. Onları listeliyorlar ve daha sonra bu kişinin işte görünüşünü vesaire hepsini birleştiriyorlar. Hayat tarzı nasıldır, işte şu yaşlarda mıdır, bu yaşlarda mıdır diye tahmini bir profil çıkarıyorlar ortaya. Ve FBI'da bu profili Ekim 1984'te tamamlamıştı davaya dahil olduktan çok kısa bir süre sonra. Ve bu profile göre fail Kirsten'la aynı yaşta olan, kız olan bir öğrenciydi. Ve Kirsten kesinlikle onu tanıyordu. FBI görevlileri ayrıca bu kişinin kesinlikle pişmanlık duymayan birisi olduğunu da belirttiler. Yani bu da polisleri şaşırtmıştı. Çünkü polisler genellikle böyle çok suçlu görünen, çok pişman görünen öğrencilerle konuşmuşlardı. Ve onlar böyle pişman göründükleri için daha da üstlerine gitmişlerdi. İşte kesin bu yapmıştır diye. Ama hani hiç bu konuda bir pişmanlık, üzüntü vesaire göstermeyen öğrencilere o kadar yüklenmemişlerdi. Ve FBI'ın bu davaya dahil olmasıyla tabii ki
Bu konuda da bir değişiklik yaşandı. Bu sırada Kirsten'ın ebeveynleri de boş durmamıştı tabii ki o yaz boyunca ve onlar da bir özel dedektif tutmuşlardı. Ve bu özel dedektif dava dosyalarını, kanıtları, işte sorgu belgelerini vesaire incelerken bir şey fark etti. Bir tane kız vardı ve o da Kirsten'la yaşıt olan, onun okuldan bir arkadaşıydı. O gece bebek bakıcılığı yaptığını iddia etmişti. Ama kızın bebek bakıcılığı yaptığını söylediği aile aranmıştı ve aile de o gece onun onlara gelmediğini söylemişti. Hatta yaklaşık bir yıldır bizim çocuğumuza bakıcılık yapmıyor demişlerdi. Ve bu bilmiyorum artık gözden mi kaçtı yoksa önemsiz mi görüldü. Buna rağmen üstüne gidilmemişti bu konunun. Özel dedektif de bunu bulduğu sırada diğer dedektiflere haber verdi, FBI'ya ve polise de dahi. Burada bahsettiğimiz kişi ise Bernadette Prottie'di. O, Kirsten'ın tamamen tersi bir hayat yaşıyordu ve onun sahip olduğu her şeyi umutsuzca istiyordu. Bernadette 6 çocuğun en küçüğüydü ve Kirsten'ın aksine böyle çok vergi borcu vesaire olan ve çok da iyi bir durumda olmayan bir aileden geliyordu. Ailesi dindar Katoliklerdi, babası bir emekli memurdu ve annesi ise ev hanımıydı. Bu aile Kostas ailesinin sahip olduğu hayat tarzını karşılayabilecek durumda değildi tabii ki. Ve Bernadette de bunu istiyordu. O Kirsten'ın hayatını istiyordu. Onun sahip olduğu şeyleri. Hatta anne ve babasının yaşlarından bile utanıyordu. Onların çok yaşlı olduğunu düşünüyordu. Ve hani genç anne babası olsa her şeyin daha iyi olabileceğini düşünüyordu. Buna ek olarak da evlerinin dış görünüşüne, mobilyalarına, her şeyine kafayı takmıştı. Hepsini bir utanç kaynağı olarak görüyordu. Evlerin dışındaki boyanın sökülmüş olması ya da evlerindeki mobilyaların eski olması onu çok rahatsız ediyordu. Hatta arkadaşlarına böyle daha modern, pahalı görünümlü bir evi olmasını çok istediğini de söylemişti. O yaşta olan çoğu genç gibi Bernadette de yani ortalama bir insandı, sıradan birisiydi. Arkadaş çevresi evet vardı ama popülerliğin zirvesini istiyordu. Böyle başarılı olmak, beğenilmek, özellikle işte karşı cinsten ilgi görmek ve Kirsten'ın sahip olduğu hayat tarzı benzer olmasını istiyordu kendi hayatında. Hatta bir keresinde bir arkadaşına aşağılık kompleksi olduğunu söylemişti. Arkadaş da neden böyle düşünüyorsun kendin hakkında dediğinde, çünkü ben çirkinim, benimle ilgilenen hiçbir erkek yok, deforme olmuş gibiyim, vücuduma, saçlarıma bak, kıyafetlerim de zaten kötü demişti. Yani o yaşta aslında hani çoğu kişi zaten ortalama bir görüntüye sahip. Hani benim mesela ergenlik fotoğraflarıma baksanız burnum şu anda zaten çok küçük değil ama ergenliğimde bunun da iki katı büyüklüğündeydi. Ve hani ergenlikte bunlar çok normal. Sivilcenin olması, kilo almak ya da işte kilo vermek kimisi için. Kolunda bacağında kılların çıkması, işte herkesin ideal olarak gördüğü fiziğe sahip olamayabilmek. Bunlar gayet normal şeyler. Ve hani ergenlikte çoğu kişi zaten bir geçiş döneminde olduğu için yüze oturmamış oluyor. Yüzü, bedeni, vücudu. Bunların hepsi zaten ilerleyen zamanlarda oluyor. Hatta böyle 20'li yaşlarınızın başında tam olarak oturmaya başlıyor bence bazı şeyler. Ama yani bunun normal olduğunu o yaşta anlamak biraz daha zor oluyor benim tahminimce. Ve çevredeki insanlardan gördüğünüz örneklerde kendi psikolojinizi çok etkiliyor bu konuda. Bernadette de bunun biraz daha ileri seviyesindeydi. Çünkü anlayacaksınız birazdan da zaten ama yani hayatından, kendinden, bulunduğu ortamdan, her şeyden nefret ediyordu. Daha fazlasını istiyordu. Böylece Kirsten'ın ayak izlerini takip etmeye başladı. O nereden giderse ben de oradan gideyim, belki daha iyi olurum, ben de onun gibi olurum diye düşünmeye başladı. Kirsten işte dediğim gibi amigoluk yapıyordu. Bernadette de amigolara girmeye çalıştı. Kirsten kitap komitesinin bir üyesi olmak istemişti okulda ve Bernadette de ondan olmak istedi. O da başvurdu. Kirsten Bobby Ease'in arasındaydı. Bernadette de Bobby Ease'e başvurdu ve bunların çoğunda maalesef ki Bernadette başarısız olmuştu. Amigoluk konusunda Kirsten kadar yetenekli değildi. Kitap komitesine girememişti. Bobby's'e girmek için çok uğraşmıştı vesaire. Ama buna rağmen yine de Kirsten gibi yaşamaya çalışmaktan vazgeçmedi. Hatta Kirsten bir kere öğrenci ofisinde bir iş bulmuştu kendine. Ve Bernadette de hemen o işe başvurdu. Yani orada onun yanında çalışabileceği bir pozisyon aramaya başladı. O da alındı bu pozisyona ve hani Kirsten'a yardımcı oluyordu diyebiliriz. Onun yanında çalışıyordu. Ve
Ve Kirsten da böyle popüler kız olmasını da birazcık kullanarak ondan böyle kendi yapmayacağı bazı şeyleri yapmasını istemeye başladı. Hani işte kendi yaparsa çünkü başı belaya girecekti, ufak tefek şeyler vardı mesela. Ve bunları Bernadette yaptırıyordu. Nasıl olsa yapacak benim gibi olmak istediği için gibi bir düşünceyle. Bernadette onun övgüsünü kazanabilmek için bunların hepsini yapıyordu. Hatta Kirsten aracılığıyla Bobby's'e girmesine bile izin verilmişti. Bu Bobby's'de görünüşte böyle hayır, bağış toplama etkinlikleri düzenleyen bir topluluk olarak görünüyordu. Ama aslında daha çok böyle iddiaya göre diyeyim, eğlence ve partilere odaklı bir gruptu. Ama Bernadette Bobby's'e bile kabul edilmiş olmasına rağmen bir türlü tatmin olamıyordu. Çünkü Kirsten'ın çevresine girersem başarılı olurum, onun gibi olurum diye düşünmüştü. Ama Kirsten tam tersi, kendisine özendiğini düşündüğü bu insanla arkadaş olmak istemiyordu. Hatta bir keresinde okul bir kayak gezisi düzenlemişti ve Bernadette bu geziye katılabilmek için bebek bakıcılığı işlerinde çalışmıştı, ekstra masraflarını karşılasın vesaire diye. Kayak kıyafetlerini, ekipmanlarını ikinci el olarak satın alabilmişti. Sıfırına parası yetmemişti. Satın alamadığı kısımları da başkalarından ödünç almıştı. Kirsten ise böyle kendi kıyafetleri, kendi ekipmanlarıyla gelmişti ve hepsi böyle yeni, pahalı, son modaydı. Ve Kirsten bu gezi sırasında Bernadette'in kıyafetleri hakkında biraz küçümseyici bir yorum yapmıştı. Yorumun ne olduğunu bulamadım. Sanırım Bernadette söylememiş onu. Bulamadım ya da ben. Ama yani küçümseyici bir yorum olduğu anlaşılıyor. Ve bundan dolayı Bernadette kendini çok kötü hissetmişti mesela. Ve hani bir türlü onun aslında gerçekten kendini hiç aralarına almayacağını anlamıştı. Kirsten'la olan arkadaşlığı hani çok zorlama ilerliyordu zaten. Ama yine de ki size böyle davranan birisine uzaklaşırsınız. Yani öyle düşünüyor insan mantıklı düşününce. Ama bunlar sanki böyle Bernadette'in popüler olma saplantısını daha da derinleştiriyor gibiydiler. Yani özellikle de Kirsten Costas'ın arkadaşı olmayı kafasına takmıştı. Ve bunlara rağmen asla vazgeçmiyordu. Ve 1984 yılının öğretim yılı sonunda Bernadette bir plan yapmıştı. Kirsten'la artık arkadaş olmak istiyordu yani net bir şekilde. Haziran ayının ortasında Amigo kızların kampı vardı. Kirsten bu kampa gidecekti. Biliyordu bunu da Bernadette. Ama yine de hani o kampa gitmeden önce akşam yemeğinin olduğunu söyleyerek Kirsten'ın evini aradı. Annesiyle konuşan kişi, bu Bobby's benim diyen kişi aslında Bernadette'ti. Kirsten'ın annesinden izin aldıktan sonra kendi ebeveynlerine de o cumartesi gecesi bebek bakıcılığı yapacağını söyledi. Ve hani bebek bakıcılığına gittiğim zaman da arabaya ihtiyacım olacak dedi. Bu sayede ailenin arabasını da almıştı. Hilesi işe yaradı açıkçası. Planladığı gibi akşam 8.30'da Kirsten'ın evine gitti ve onu almak için kapıda beklemeye başladı. Bernadette korna çaldıktan sonra Kirsten garaj yoluna çıktı. Hani kimin geldiğini bilmiyordu, annesi söylememişti sonuçta. Ama Bernadette'in söylediğine göre onu gördüğü zaman Kirsten bir hayal kırıklığına uğramıştı. Hani ben seni beklemiyordum, ne alaka falan gibisinden bakmıştı. Ama yine de Bobby'lerin bir yemeği olduğunu düşündüğü için arabaya bindi ve onunla birlikte yola koyuldular. Ama Bernadette yemeğe gidecek gibi giyinmemişti açıkçası. Çünkü böyle bir eşofman, bir de solmuş bir ceket giymişti üstüne. Hani sanki bir yemeğe gider gibi hazırlanmamıştı. Ve Kirsten neden böyle giyindin diye sorduğunda Bernadette, annemden izin alabilmek için akşam yemeği dedim. Aslında bugün bir partiye gideceğiz dedi. Yani gerçi partiye gitmek için de çok böyle alakalı bir kıyafet değil açıkçası eşofman giymek, ama bilemiyorum, öyle demişti. Ve o sırada Kirsten bir şey daha fark etti. Arabada bir bıçak vardı. Bayağı büyüktü bu arada, 18 inçlikmiş. Bu ne alaka, neden arabanda böyle bir şey var diye sordu. Bernadette hani kız kardeşinin arabada onu tuttuğunu ve meyve sebze kesmek için kullandığını söylemişti. Bu da Kirsten'ı çok rahatsız etmiş gibi görünmüyordu açıkçası. Gülüp geçtiler bu konuya. Gidecekleri kasabaya, Moraga'ya ulaştıklarında Kirsten Bernadette'ten bir otoparka çekmesini istedi. Bir kilisenin yanındaki bir otoparka çek dedi. Orada biraz ot içeceklerdi söylediğine göre ve Kirsten ona da teklif etmişti Bernadette yani. Ama Bernadette'in söylediğine göre o bunu reddetmişti. Hayır, ben istemiyorum demişti. Ve Kirsten'la tartışmaya başlamışlardı reddettiği için. Tartışırlarken de Kirsten hani nerede bu bahsettiğin parti diye sordu Bernadette'e. Ve davanın da ikinci el olduğunu öğrendi bu sırada. Yani aslında hiç kimse direkt olarak Kirsten'ı çağırmamıştı. Kirsten sadece bir arkadaşın arkadaşı gibi bir konumda gidecekti bu partiye. Bunu da öğrenince ben davet edilmediğim bir partiye gitmem dedi. Ve arabadan indi. Bernadette ise her şeyi mahvedeceksin,
yapma falan diyordu arkasında. Ama Kirsten da hani mahvedecek hiçbir şey yok dedi. Yani bizim aramızda da mahvedilecek bir arkadaşlık vesaire de yok diye tepki verdi. Ve o böyle tepki verince Bernadette ağlamaya başladı. Ve ona çok kaba olduğunu, neden hiç onun arkadaşı olmak istemediğini sordu. Kirsten buna cevap vermedi. Sadece gözlerini devirdi. Ve Bernadette söylediğine göre işte ona ne kadar hayran olduğunu, onun gibi olmak istediğini dile getirdi bunun ardından. Ama Kirsten ise bunları acıklı olarak görmüştü. Yani acınası olarak görmüştü Bernadette'in söylediğine göre. Ve bunu da açıkça yüzüne söylemişti. Bunun ardından da dediğim gibi Kirsten arabadan çıkıp oradaki arkadaşlarının evine gitti. Ama diğer öğrencilerin söylediğine göre Bernadette Kirsten gibi olmayı o kadar istiyordu ki onun teklif ettiği bir şeyi asla reddetmezdi ne olursa olsun ki bunu defalarca da yapmıştı aynı bu konuda bir teklif aldığında da. Ve o yüzden hani insanlar burada yalan söylediğini düşünüyorlar Bernadette'in. Bilemiyoruz ne oldu gerçekten aralarında o sırada. Kirsten da o sırada arkadaşıyla birlikte onun evine doğru yola koyuldu. Ve Bernadette de onları takip etmeye başladı dediğim gibi. Ama arkadaşlarına gidip de işte bana böyle böyle şeyler söyledi, ağladı vesaire diye anlatmasından çok korkuyordu. Beni herkese rezil edecek, zaten beni istemiyorlar, iyice istemeyecekler vesaire diye düşünüyordu. Ve resmen hani yolda gittiği her kilometrede öfkesi de bir kat daha artıyordu. Kirsten arabadan indiğinde eve doğru yönelmişti ama daha sonra rotasını değiştirdi ve Bernadette'in arabayı park ettiği yere doğru ilerlemeye başladı. O sırada Bernadette de arabadan fırladı. Eline aldığı şey de bu arada arabadaki bıçaktı ve Kirsten'ın karşısına çıktı komşusunun bahçesinde. Kirsten o sırada geri çekildi ve ona hani git buradan diye bağırdı. Ama Bernadette ise karşılığında ona saldırarak karnından iki kez bıçakladı ve Kirsten kendini korumak için elini kaldırdığında eline de çarpmıştı. En sonunda Kirsten dayanamadı yarasına ve yere düştü. Ama o yere düşerken arkasından da iki darbe indirmeyi eksik etmemişti Bernadette. Ve bunu da yaptıktan sonra oradan olabildiğince hızlı bir şekilde kaçmaya çalıştı. Ama dediğim gibi Arnold yani Alexander Arnold görmüştü onun kaçışını. Ve hani alelacele arkasına düşmüştü. Onu işte yakalayayım göreyim plakasını vesaire diye. Kirsten'a yaşananlardan haberi yoktu aslında. Bernadette'de bir Ford Pinto araba sürüyordu. Ve onu bayağı böyle bir takip etmeye çalıştı Arnold. Ama maalesef ki yetişemedi ve nereye gittiğini ya da plakasını alamadı. Kirsten daha önce dediğim gibi yan komşunun evine yardım için sürünerek resmen gittiğinde de onlar da hani polisi aradılar vesaire ama o sırada ona da soruyorlardı. Ne oldu? Kim yaptı sana bunu vesaire diye. Ama onların da söylediğine göre Kirsten'ın tek söyleyebildiği şey nefes alamıyorum olmuştu. Polis olay yerine geldi. Güvenlik önlemleri aldılar ve Kirsten hastaneye kaldırıldı ambulansla. Alexander Arnold da tabii arabayı bulamayınca geri dönmüştü olay yerine ve memurlara gördüğü kişiyi anlattı. Bu tuhaf kişiden bahsetti. Bu kişinin böyle kabarık sarı saçlı, eşofman giymiş, Ford Pinto kullanan, tıknaz sarışın bir genç kızı olduğunu söyledi. Bu sırada Bernadette akşam saat 10 civarı eve gelmişti. Hani her şeyi polislerin anlayarak eve gelip onu tutuklayacaklarını düşünüyordu aslında. Bir süre bekledi ama gelen giden olmadı. Bunun ardından bıçağı götürüp sakladı ve annesi ile köpeklerini yürüyüşe çıkardılar. Daha sonra eve geldiklerinde bıçağı yıkayıp mutfağa geri koydu ve ardındansa kendi tişörtünü, eşofmanını çünkü lekelenmişti onlar da hepsini alıp Sleepy Hollow Swim Club'ın çöplüğüne attı. Yani yüzme kulübünün çöplüğüne. Ve o gece de Kirsten hayatını kaybetmişti söylediğim gibi. Ama bunlar o gece yaşananlardı. Şimdi daha ileriye gelelim. Yani Bernadette'in bir şüpheli olarak keşfedildiği tarihe. Dediğim gibi bu sunduğu bebek bakıcılığı mazereti doğrulanamıyordu. Gelmediğini söylemişlerdi. Ve bunun üzerine 9 Aralık 1984'te Bernadette'le ikinci bir sorgu yapıldı. Dedektifler ona FBI profilinde bahsedilen kişinin özelliklerini okudular tek tek. Ve sana bu birisini hatırlatıyor mu diye sordular. Bernadette ise evet beni hatırlatıyor bana dedi. Ama o sırada tutuklamadılar kendisini. Biliyorlardı artık anlamışlardı onun yaptığını. Bernadette dedektiflerini düşünmek için birazcık zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ve dedektifler de ona tamam dediler. Düşünüp hazır olduğun zaman gelebilirsin. Bernadette bunun üzerine eve döndü. Annesiyle konuşmaya çalıştı. Ama annesi o akşam söylediğine göre çok bitkindi, çok yorgundu ve hani gerçekten konuşamayacağım şu an. Yani yat uyu, çok uykum var falan demişti ve onu geçiştirmişti. Durum böyle olunca Bernadette de masasına oturup bir mektup yazdı ve mektupta yaptığı her şeyi anlattı. Bu mektupta Kirsten'a yaptıklarıyla yaşayabildiği
bildiğini ama artık görmezden gelemediğini söylüyordu bunları. Ve anne ve babasına onu hala sevmeleri için yalvarıyordu. Sonuna bir dipnot da eklemişti. Bu dipnotta da hani bana neden böyle bir şey yaptığımı ya da nasıl yaptığımı sormayın. Çünkü ben de bilmiyorum hiçbir şey diye yazmıştı. Daha sonrası mektubu annesine verdi ve 30 dakika bekleyip öyle oku dedi. Sonra da çıkıp okula gitti. Annesi ise o sırada İncil okuyordu, İncil çalışıyordu. Ve bundan dolayı da kendi elindeki saatini kurdu 30 dakikaya ve tıpkı kızının söylediği gibi 30 dakika sonra okudu mektubu. Ama hani mektuptakileri görünce kadın şoka girmişti. Ve hemen babasıyla da birlikte gidip kızlarını okuldan aldılar ve direkt olarak polis karakoluna götürdüler. Karakola gelen Bernadette her şeyi itiraf etti gözyaşları içerisinde ve kendini Kirsten'dan çok daha aşağıda hissettiğini, onun gibi kendine güvenemediğini vesaire söyledi, yine bu sebeplerden bahsetti. Ayrıca ailesinin işte sosyoekonomik durumundan, Kirsten'ın yorumlarından vesaire çok utandığını belirtti. Ama Bernadette Pirottini'nin itirafına rağmen savcılık konuyu mahkemeye taşımayı seçti. Suçu birinci dereceden cinayet ya da ikinci dereceden cinayet olarak belirlense bile, hani ikisinden herhangi biri olsa bile aynı cezayı alacaktı. Çünkü yaşı küçüktü. Bernadette'in savunma ekibi de ikinci derece cinayet için savunmaya çıkmıştı. Sonuç olarak yargıç önünde bir duruşma gerçekleştirildi. Jüri yoktu bu sefer. Nasıl yapıyorlar ya da neye bağlı olarak bunu yapıyorlar bilmiyorum. Sadece yargıç karar verecekti bu sefer. Ve söylenenlere göre bu hem Kirsten'ın hem de Bernadette'in ailesi için çok zorlu bir süreç olmuştu böyle olması. Bernadette'in kız kardeşi Gina da duruşmada tanıklık etti. Ve kardeşinin söylediği gibi arabadaki o bıçağı gerçekten de meyve sebze kesmek, soymak için bulundurduğunu söyledi. Ama mantıklı düşününce meyve sebze soymak için bu kadar büyüğüne ihtiyaç duymazsın. Küçük bir şey yeter yani. Sonuç olarak savcılığın bu yapılan şeyin önceden planlandığını kanıtlamak için verdiği onca çabaya rağmen, girişimlere, kanıtlara rağmen yargıç Bernadette'i ikinci derecede cinayetten suçlu buldu. Yani planlanmamış olduğunda karar kıldı. Bunu. Ve 1 Nisan 1985'te Bernadette Pirotti en fazla 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kostas ailesi tabii ki bu karardan hiç memnun değildi ve gerçekten çok hayal kırıklığına uğramışlardı. Kararın ardındansa işte Berit, Arthur ve oğulları Peter Orinda'dan ayrıldılar ve Alaska'ya taşındılar. Onun ardındansa oradan da ayrılıp Hawaii'ye taşındılar. Bernadette'in erken tahliye edilmemesi için defalarca yalvardılar ve hani adalet sisteminin onları çok hayal kırıklığına uğrattığını her fırsatta belirttiler. Bernadette bu sırada tabii ki cezasının çerçevesinde eğitimini vesaire aldı, liseyi bitirdi. Ve 9 yıl bile değil, 7 yıl sonra 23 yaşındayken 10 Haziran 1992'de Kirsten'ın ölümünün neredeyse 8. yıl dönümünde Bernadette serbest bırakıldı. Bunun ardından Kaliforniya'dan ayrıldı, adını değiştirdi, kariyer yaptı, evlendi, hatta çocukları oldu. O gece Bernadette ve Kirsten'ın arasında neler geçtiğini tam olarak hiç kimse bilmiyor. Sadece Bernadette'in anlattığı şey elimizde var maalesef ki. Her ne kadar Kirsten benim anladığım kadarıyla zorbalık yapmış olsa bile 1980'lerde zorbalık konusunun bu kadar ciddiye alınmadığının farkındayız çoğumuz. Yani son zamanlarda aslında, son yıllarda bu konu hakkında konuşulmaya başlandı. Yani bizim çocukluğumuzda bile bunun ne olduğuna dair bir şey bilmiyorduk. Yani böyle bir adlandırılma da yoktu benim bildiğim kadarıyla. Hiçbir zaman duymamıştık biz. Ve böyle hani genellikle benim ve genellikle o zamanlar hani gençler aralarında olur böyle şeyler. İşte bazı ergenler aşırı abartır, bazıları da böyle onun kurbanı olur. Sonra hep iki tarafta unutur gider diye bakılıyordu büyük ihtimalle. Ama yani hiç kimse bunun ciddi bir şekilde duygusal zarar verebileceğini farkında değildi. En azından çoğu kişi değildi diye düşünüyorum. Olmayacağını umut ediyorlardı ya da. Belki daha da ciddiye alınmış olsaydı ve hani ebeveynler de, öğretmenler de, insanlar da bu konuda daha bilinçli olsaydı bu buraya kadar belki de gelmezdi. Ama bununla birlikte Kirsten sırf böyle bir şey yaptığı için hayatını kaybetmeyi hak etmedi. Hiç kimse, yani kötü bir insan bile olsa böyle cezalandırılmayı hak etmez ki zaten bu kimseyi bir cezalandırma yöntemi de değildir, onu da geçtim yani. Ama belki de kimse farkında değildi ama Bernadette'in psikolojik sıkıntıları vardı. Belki belli rahatsızlıkları vardı ve bunların hepsi üst üste eklenince böyle bir şey yaşandı. Bilemiyorum bunu da. Ama sonuç olarak Bernadette şu anda hayatını yaşamakta. Kirsten yaşayamıyor bile olsa.
O hapisten çıktı, kendi hayatını kurdu, ailesini kurdu ve bir şekilde kendi hayatını o devam ettirebiliyor. Şöyle de bir şey belirtmek istiyorum. Eğer bu yaşlardaysanız ve siz de kendinizi böyle daha aşağıda, daha kötü bir yerde gibi hissediyorsanız arkadaşlarınıza karşı, bilin ki öyle değilsiniz. Yani o yaşlarda zaten çoğumuzun aklı havada oluyor ve gerçekten yaptığımız şeylerin sonuçlarını, sorumluluklarını, getireceği sorumlulukları vesaire düşünemeyebiliyoruz. Ama emin olun, yani ileride böyle daha geniş bir çerçeveden baktığınızda çok daha iyi anlayacaksınız. O kadar değerli bir şey ki bunları yaşayabilmek bile. Çünkü hepsi size olacağınız kişi olmanız için ileriye taşıyor. Yani bunları yaşıyorsanız, sizi dışlayanlar vesaire varsa, geçmişte dışlanmış birisi olarak söylüyorum bunları, kendinizi daha iyi bir yerde göreceğinize inanın. Yani her gün bunu, her ne kadar zorlanıyor bile olsanız, ben daima iyi olan kişi olacağım. Ben daima insanların tanıştıktan sonra daha iyi olacakları bir kişi olacağım. Hani hayatıma bu kişi girdi ve ben daha iyi birisiyim artık diyebilecekleri birisi olacağım. Ve hani bunu fark etmeyenler, benim değerimi fark etmeyenler zaten beni hak etmiyordur diye düşünmeye bakın. Yani kendinizi daima geliştirmeye odaklanın. Ve o yaşlarda dış görünüşünüzün ne olduğunun inanın bir önemi yok. Yani ileride zaten kendinizi tanıdıkça, vücudunuzu, saçınızı, yüzünüzü, cildinizi vesaire tanıdıkça zaten her şey bir bir yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Ama yani hiçbir kimse için gerçekten kendinizi kötü hissetmeyin böyle. Yani 2-3 tane gerçek arkadaşınız olsun, bırakın diğerleri bütün okulla arkadaş olsun. Çünkü onların yanına bütün okul kalmayacak, emin olun. Sizin gerçek olan 2-3 tane arkadaşınız varsa, lisede, ilkokulda, ortaokulda, her neyse, o insanlar sizin yanınıza kalanlar olacak zaten. Çok insanla iletişim kurmaktan ziyade gerçek insanlarla iletişim kurmaya bakın. Kalbi temiz, dürüst, insanları küçümsemeyen, onları kendinden aşağı görmeyen kişilerle arkadaşlık kurmaya çalışın. Başkasının arkasından konuşan, başkasını gelip de sizin yanınızda küçümseyen, işte ay şunun şununa bak, bunun bununa bak deyip de size iyi arkadaşlık eden birisi varsa da, bilin ki bu insan onlara yaptığını bir gün size de yapabilir. Ve arkadaşınızsa eğer bu kişi ve size değer verdiğini düşünüyorsanız fikirlerinize, ona bunun yanlış olduğunu tatlı bir dille de anlatabilirsiniz. Çünkü gerçekten kötü sonuçlara yol açabilen ve insanların psikolojisini çok ciddi derecede etkileyen bir şey bu. Bilin ki bunların hepsi sizi şekillendiren şeyler. Karakteriniz şekillenecek ve o yaşlarda nasıl bir karakter edinirseniz ileriye de bu karakteri taşıyacaksınız. O yaşlarda kötü insanlarla takılmak yerine, kötü niyetli kişilerle arkadaşlık kurmak yerine olabildiğince iyi niyetli insanlarla ve gerçek insanlarla iletişimde kalın. Kendinizi iyi yönde şekillendirin ki yetişkinliğinize bıraktığınız miras da iyi olsun. Siz orada kendinizi dışlanmış mı hissedeceksiniz? İleride hayatınızın başka bir kısmında kalbinizin iyiliğinden dolayı sizi kucaklayacak insanlar ve bu kucaklayan insanlar da sizi siz olduğunuz için seven kişiler olacak. Buraya odaklanın. Ve buraya. Onun dışında şu görünüş, bu sahip olduğunuz kabuğa odaklanmayın. Çünkü bu sadece bir kabuktan ibaret. Giydiğiniz kıyafetler, ailenizin arabasının vesaire olup olmaması, yaşadığınız ev, bunlar sizin değerinizi belirleyen şeyler değil. Bunlar kesinlikle bu dünyada bizim kanmamamız gereken şeyler arasında. Emin olun, yani bu bir taştan bir kürenin üzerindeyiz biz ve bu taştan kürenin üzerinde sadece bir tane yaşam hakkımız var. Sadece bir tane genç olma hakkımız var. Bir tane hayatımızı, en güzel yıllarını doyasıya yaşama hakkımız var. Ve kendimizi sevmeden geçirdiğimiz her saniye bizim aleyhimize olan bir şey. Çünkü bu saniyelerin hiçbiri geri alınmayacak. Çok konuştum biliyorum ama yaşı küçük kişilerin de videolarımı izlediğini de biliyorum. Ve hani en azından bir abla tavsiyesi vermiş olayım dedim. Yani benden küçük olanlara. Umarım bir işinize yarar. Umarım daha iyi hissetmenize ufaktan da olsa faydası olmuştur. Dava hakkında ne düşündüğünüzü lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Mutlaka konuşalım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz Instagram buralarda bir yerlerde, diğerlerde aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.